Nevfel genç bir sahabi, Veys-i Karani Hazretlerine benziyor. Annesi yaşlı, kendisinden başka kimse yok. Ve sefer emri, askere çağrılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle ordu hazırlanıyor. Nevfel, annesi Nevfel'in yanında ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındadırlar. Nevfel savaşa iştirak etmek istiyor, annesi ise izin vermiyor, izin vermiyor ama Nevfel'i durduramıyor. Diyor ki, ya Resulallah, Nevfel'den başka kimsem yok. Bir oğlum var, yani o olmazsa ben ne yaparım, ben nasıl yaşarım? Benim elimdir, ayağımdır, gözümdür. Efendimiz de Nevfel'e dönüyor, Hazreti Nevfel'e. Sen annenle kal. Savaştan sen de sevap kazanırsın. Ama sen annenle kal, annene hizmet et. Nevfel de yalvarır gibi konuşuyor. Ya Resulallah diyor. Ben de istiyorum seninle, senin yanında, yörende, etrafında. Ben de Allah için savaşmak istiyorum. Efendimiz Nevfel'in çok istekli olduğunu görünce annesine bu kez dönüyor. İstersen diyor Nevfel'e izin ver. Bu hayırdan Nevfel'i beri tutmayalım. Nevfel'e engel olmayalım. Nevfel'in annesi ya Resulallah diyor. O zaman ben hepinizi Allah'a, Nevfel'i de özellikle ben size emanet ediyorum diyor. Ve sefer başlıyor. Efendimizin bir özelliği vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaşa giderken ordunun en önündeydi. Savaştan dönerken ordunun en arkasındaydı. Bir annenin yavrularını gözünün önüne alıp tekrar yuvasına, evine dönmesi gibi Efendimiz bütün orduyu önüne alır. Buyururdu ki benim arkamı meleklere bırakın. Arkamda kimse kalmasın. Bir adet daha vardı. Ordunun en arkasında bir görevli kalırdı. O gün içlerinden birini Efendimiz görevlendirirdi. En arkadan sen gel. İşte 600 metre geriden gel. Çünkü kervan konaklıyor, kalktığı zaman herhangi bir şeyini unutabilir. Sen de o unutulanları toparlayarak gel. O gün vazife Hazreti Ebu Bekir'deydi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz en arkadan geliyordu. Onun önünde sadece Resulullah vardı, Resulullah'ın önünde ise ordu. Ordu Medine-i Münevvere'ye girerken Nevfel'in annesi gelenlere baktı. Geçenler oğlunu bekliyor, baktı. Bu gelenler de yok, bu gelenler de yok. Ümidini kaybedeceği zamanlar son gelenlere dedi ki Nevfel nerede dedi. Onlar da Resulullah'ı işaret ettiler ki o söylesin şehit olduğunu. Çünkü meydanda Nevfel şehitler arasındaydı. Hazreti Ali Efendimiz'i işaret etti. Arkayı işaret etti ki Resulullah söylesin. Bir anneye evladına şehit olduğunu söylemek elbette ki zor. Ve Efendimiz geldi. Kadın ya Resulallah dedi. Nevfel nerede? Efendimiz bir şey diyemedi. Şehit oldu diyemedi. Bir peygamber de oysa. Ama karşısında bir anne vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey diyemedi. O da arkayı işaret etti. Hazreti Ebu Bekir'i. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir süre sonra geldi. Ve kadın Hazreti Ebu Bekir'e baktı. Dedi ki ya Ebu Bekir, oğlum nerede? Nevfel nerede? Hazreti Ebu Bekir böyle durdu, dondu kaldı. Çünkü kendisinden önce sahabe vardı. Kendisinden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani mutlaka onlara sordu. Onlar niye söylemedi Nevfel'in şehit olduğunu? Düşündü, dedi Resulullah söyleyememiş. İçinden dedi ki ya Rabbi, peygamberinin bile söyleyemediği bir şeyi şimdi ben bu anneye nasıl söyleyeyim? O çaresizlikle
Öyle bir Allah dedi ki Hazreti Ebubekir. Medine'ye giren sahabe birden en arkadan tozu dumana katarak gelen bir atlı gördüler. Bir süre sonra bir baktılar ki nefer atın üstünde. Efendimiz seferden döner dönmez ilk işi mescide girip namaz kılmaktı. İki rekat namaz kıldı Efendimiz. Baktı ki mescidin kapısının önünde bir yani hareketlilik var. İşte tekbir getirenler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam baktı, bir baktı kalabalığın içinde nefer geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elini öptü. O arada Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah dedi. Ebu Bekir öyle bir Allah dedi ki Allahü Teala izzetim ve celalim hakkı için eğer bu kulum bir kez daha Allah derse bütün şehitleri dirilteceğim dedi.